Öncelikle gecenin sıcak maçıyla başlayalım. Beşiktaş-Konyaspor maçını takip ettim mi abi? 20. dakikada kırmızı kart gördü. Beşiktaş yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynadı. Buna rağmen 1-0 kazanmasını bildi. Maç hakkında görüşlerini alayım önce abi. Sergen Yalçın faktörü, birinci sarıyı onu koyarım. Devre arasında takımı çok iyi hazırlamış. 10 kişi kalan bir Beşiktaş'ın nasıl oynaması gerektiğini oyuncularına anlatmış. Değişiklikleri de Sergen Yalçın'ın Trabzon ve geçen haftaki berabere biten maçı düşündüğümüzde, Antalya maçını düşündüğümüzde o da dersine biraz daha çalışmış. Yani o ilk yarının sonunda lider olan Sergen Yalçınlı Beşiktaş'ı Konyaspor maçın ikinci yarısında gördük. Böyle maçlarda bazen sol bek olur, bazen sağ bek olur, bazen stoper olur. Şampiyonluk senesinde, Şenol Güneş'li şampiyonluk senesinde Gökhan Gönül'ün, Caner Erkin'in çok kritik golleri vardı. Bu gol de onlardan bir tanesi. Yani Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında tutacak bir gol geldi Rozier'den. Sergen Yalçın faktörünü zaten değinmeme gerek yok. Çünkü Sergen Yalçın geldiğinden bu yana oluşan puan durumunda Beşiktaş birinci. Şu anda da zaten bütün takımlar eşit puanda. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Avaraj da Galatasaray birinci. Ben Sergen Hoca'yla Beşiktaş'ın daha da güzel işler yapacağını düşünüyorum ki elindeki kadroya göre bence de çok daha iyi iş yapıyor diğer hocalara göre diye düşünüyorum. Bu arada Selahattin Mesut yayına gelmiş. Hoş geldin diyorum. Buyur Şöyle abi dinliyorum. düşünelim. Şimdi Sergen Yalçın göreve bir yıl oldu. Bir yıldır Beşiktaş'ın başında. Bir yıl biraz geçti. O süreçte Beşiktaş neler yaşadı? Sonuçta şu anda şampiyon olan kulüpler arasında maddi anlamda en kötü takımlardan bir tanesi. Yönetilme olarak söylemiyorum. İmkanlar dolayısıyla söylüyorum. Ahmet Nur Çebi çok sıkı bir politika izliyor. Her fırsatta da söylüyor. Kulübün parasını harcatmam diyor. Transferlere de benim vereceğim budur. Üstüne de çıkmam diyor. Giden gider diyor. Böyle bir Beşiktaş'ı saha içinde motive etmek de Sergen Yalçın'a kalıyor. Bu arada Ahmet Nur Çebi'nin bu ilk dönemlerdeki tavrının hatalı olduğunu da söyleyelim bence. Mesela 4-1 kaybedilen ilk yarıdaki Konyaspor maçı, o dönemki süreçte Ahmet Nur Çebi sürekli söylemişti. Özellikle Vida üzerinden, Adem Meyiç üzerinden parayı ödeyemeyiz diye. Elinizde böyle futbolcular varsa o futbolcuları oynatırsınız, kazanmak zorundasınız. Gitmediler, gitmiyorlarsa da oynayacaklar. Sergen Yalçın oynatmak istiyordu. İki tarafta anlaştı çünkü bir ara bir sıkıntı vardı hem Sergen Yalçın'la hem yönetim ile. O sıkıntı giderildi. O sıkıntı giderildikten sonra zaten Beşiktaş hani o 90'lı yıllarda 3 yıl üst üste şampiyonluğun geldiği dönemlerdeki kolej havasını çok net bir şekilde yakaladı. Fenerbahçe derbisini deplasmanda kazandı. Galatasaray maçını içeride kazandı. Bunlar Beşiktaşların hem sahadaki hem yönetimdeki isimlerin hem de onlara destek verenlerin özgüvenini arttırdı. Ben bu sürecin bundan sonra tekrar böyle artarak gideceğini düşünüyorum. Yani büyük maç, küçük maç fark etmez. Beşiktaş, Galatasaray'da, Fenerbahçe'ydi, Başakşehir'de, Trabzon'da hepsini yendi bu sene. Bakalım ikinci yarı nasıl bir yarış olacak. Beşiktaş 48 valla önümüzdeki 48 iki hafta... puan da hani biraz önce maçı anlatan Ali Okancı Alo söylemişti ama sezonu unuttum. 2004 mi 2006 mı ne dedi? Valla yani bakmak gerekiyordu. Bundan sonrasında iyi olan kazanacak. Hani hep deriz ya iyi olan kazansın. Gerçekten iyi olan kazanacak bu saatten sonra. Süper Lig, federasyon, futbol yönetenler bu fırsatı kaçırmasınlar. Bir daha bu fırsat böyle kolay kolay ele gelmez. Derbi Yayıncı TV'nin istediği gibi bitiyor. Puan puana. Kimse farkı açmıyor. Yani daha önümüzde 17 maç var. 17 maçta sıfırdan başlayan bir lig daha ne olsun? Yani bu konuda en çok üzülen taraf bence taraftarlar. Yani seyircisiz olmanın maçların. Hakikaten çok üzücü bir durum şu tabloda. Yani özellikle dünkü derbide mesela Fenerbahçe Galatasaray maçı seyircisiz oynandı. Derbiler özellikle seyircisiz sarmıyor abi. Seyircisiz oynandığını düşünüyor musunuz o maçın? Efendim? O maçın seyircisiz oynandığını düşünüyor musunuz? Yani ben biraz gönderme yaptım zaten.
Yani federasyon Fenerbahçe'nin bazı taleplerini kabul etmiş. Sezgin Yelmez'in bir tweet'iydi. Yanlış hatırlamıyorsam başkan vekili Servet Yardımcı'nın ağzından bir ifade. 150 sağlık çalışanı maça kabul edilmiş. Bu sağlık çalışanları üzerinden ya da davetler üzerinden değil, orada kulüpleri temsil eden kişiler sahadaki oyuna gölge düşürüyor. Bu maç başka bir statta olsa da bunlar olacaktı. Fenerbahçe'nin sahasında olduğu için değil. Vodafone'da, Türk Telekom'da, başka bir yerde. Ben mesela şeyi merak ediyorum. 3-4 hafta sonraki Trabzonspor-Fenerbahçe maçında nasıl bir tribün olacak? Evet. Peki derbi için ne düşünüyorsun abi? Galatasaray kazandı. Fenerbahçe yine Kadıköy'de yendi. Ve averajda lider oldu. İşte takım 48 puan oldu. Yine kelimesini söylemek kolay geliyor değil mi? Şimdi üst üste iki Kadıköy Ben... galibiyetiyle Fatih Terim çok net bir şekilde Erol Bulut'a üstünlük sağladı. Fatih Terim'e yazarım bu galibiyeti. Erol Bulut'un taktisyenliğinden ziyade, onun azlığından ziyade Fatih Terim'in galibiyetidir bu. Çok net bir şekilde. Onu söylemek gerekiyor. Oynayan, oynamak isteyen, belki pozisyon çok az ama sonuçta bu maçlarda girdiğini atacaksın. Galatasaray'da girdi attı. Mesela çok eleştirilir. Hani yönetim de beğenmiyor, yönetim kurulundan hatırlarsın tweet atanlar vardı. Sonrasında özür dilediler Younes Belhanda'dan. Ama Belhanda geldiği günden beri Fenerbahçe'ye inilmiyor Galatasaray. Dün gol atmadı ama goldeki katkısı çok daha değerliydi. O Ozan Tufan'la girdiği pozisyonda numara yapabilirdi. Yerde kalabilirdi. Sonra baktı ki pozisyon onların lehine olacak. Ayağa kalktı. Futbolcu kurnazlığı, profesyonellik ya da diğer deyişle o golde katkı, hani pas Emre verdi ama Belhanda'nın topu kazanması, saklaması, dönüşü bence değerliydi. İkinci sıraya ben Belhanda'yı koyarım. Üçüncü sıraya da çok net bir şekilde Mustafa Muhammed'i koyarım. Gol kalitesi, gol vuruşu, hani Galatasaraylılar mutlaka geçmişten birini benzetecektir. Ben net bir şekilde Mario Jardel'e benzettim. Soğukkanlı, çekmesi, vurması, ayak içi plasesi Jardel golüydü. O Jardel golü de Mustafa Muhammed'i çok daha bundan sonra değerli kılacak Galatasaray camiasında. Ben Muslera'yı da yazarım. Yani bu kişiler arasında Muslera çok kritik kurtarışlar yaptı. Maç 0-0 iken olsun, Sosa'nın şutu olsun, ondan sonra Ozan Tufan'ın şutu olsun. Yani yine çok kritik 2-3 kurtarış yaptı Muslera. Yani kazandığı maçlarda bile Galatasaray'ın veya berabere biten maçlarda genelde maçın yıldız adaylarında hep Muslera olur. Bu sefer de oldu zaten. Yanılmıyorsam bir önceki kuruluşta da maçın yıldızı seçildi. Bu süre döndüğünde haksız rekabet başladı mı diye sormuştuk. Haksız rekabet başlamış. Bunun adı net bir şekilde budur. Tabii ki yazılır, sırası değerlendirilir ama ben yani Muslera'nın faktörünü asla ve asla ya da esirgeyemem, böyle bir şey olamaz. Ben sadece hani ilk üçü böyle bir üç vermek istemiştim. Mesela baktığımızda hatasız oynayan bir Donku Markao ikilisi vardı. Yani onları da koymak gerekir. Yine sakatlanana kadar, Saracchi sakatlanana kadar çok iyiydiler. Bunları da söylemek gerekiyor. Arda Turan Fatih Terim'in verdiği taktiği yerine getirmiş. Kaldığı süre içinde bunu gördük. Emre Kılınç çok iyi gidiyor. O Anadolu takımlarından dört büyüklere, şampiyon takımlara gelip de ilk senesinde takımın devamlı ayaklarından biri olmak zordur. Emre Kılınç bunu başardı. Tebrik etmek gerekiyor. Derbide de ayakta kaldı. Taraftar yoktu ama sonuçta atmosfer başkadır. Atmosferden de çıkmayı bildi. Ya Galatasaray 11'i, oyuncu değişikleri baktığımızda hepsi mutlaka bir yere yazılır ama ben dediğim gibi Terim yaparım, Belhan da yaparım, Mustafa Muhammed derim. Anladım. Peki Süper Lig'de şimdi 3 büyük kulüpte 48 puanla zirvede şu anda. Senin için 3 büyük kulübün arasına girecek bir sürpriz çıkar mı? Anadolu'dan veya Trabzonspor veya Başakşehir düzelir mi? Sondaki takımdan başlayalım. Başakşehir'in düzelme şansı yok. Başakşehir potaya giremez.
Trabzonspor zorlar mı? Trabzonspor'un belirleyici maçı biraz önce de söylediğim gibi Fenerbahçe mücadelesi olacak. Çünkü Fenerbahçe maçları onlar için her şekilde belirleyici oluyor. Hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak belki o eski dönemlerdeki gerginlik, o atmosfer, kişilerin duygu yoğunluğu eskisi gibi değil ama mutlaka etkileyecektir. Mesela bunu geçen seneki İstanbul ya da Trabzon'daki maç onu hatırlayamıyorum ama Uğurcan'ın bir açıklaması vardı. Çocukken biz Fenerbahçe maçlarıyla büyüdük derdi. O çok net bir şekilde gösteriyor. Trabzon'daki Trabzonlu futbolcuların ruh halini galibiyet veya mağlubiyet Trabzonspor'un ligdeki sıralamasının gidişatını belirleyecektir. Kazanırsa dört takımın şampiyonluğa oynadığı bir sezon izleyebiliriz. Net görüşüm budur. Alt Diğer sıralarla ilgili de takımlardan kimse gelemez. sorular geliyor. Erzurumspor olsun, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Denizlispor. Küme düşme hattı ile ilgili ne düşünüyorsun abi? Bu arada küme düşme hattının bir sıra üstünde de Başakşehir var. Şampiyon takımların şöyle söyleyelim yani 3 büyükler 4 büyükler dışındaki şampiyon takımların diyeceksin ki kim var abi? Bursaspor'la Başakşehir. Bursaspor'un da şampiyonluk sonrası yaşadığı durumu biliyoruz. Bilmeyenler ufak bir araştırmayla öğrenebilir. Küme düşmesinden bahsediyorum. Başakşehir küme düşer demiyorum. Ama zorlanacaklardır. Ben mutlaka ilk 8 içinde, ilk 6 içinde olacaklarını düşünüyorum ama şampiyonluk çok uzak onlar için. O potaya giremezler. Aykut Kocaman etkisini mutlaka hissettirecektir. İki maçta bunun olmasını bekleyemeyiz. Orada başka bir yıpranma var. Gördüğümüz bu nedenini bilmiyoruz ama önümüzdeki günlerde öğrenebiliriz. Başakşehir'deki bu gerilemeden bahsediyorum. Başakşehir oradan kurtulur. Alt sıralara gelecek olursak Can yani alt sıralar hiçbir ligde böyle bir alt sıra çekişmesi olmuyor. Bir de ligdeki takım sayısı arttı. Yani Dört takım için. 4 takım düşecek. Ama Erzurumspor mesela şimdiki hoca değişikliği onları yaradı. Mesut Bakkal bu ligi iyi bilen, o ligi değil de daha doğrusu ligin alt taraflarını iyi bilen teknik adam hemen o etkisini gösterdi. Mesut Hoca zaten bunu inkar etmeyecektir. Mesut Hoca, Hikmet Karaman bunlar o tarafların profesyonelleri. Erzurumspor ligin son haftası bay geçiyor. Oraya kadar Erzurumspor işini görmek zorunda. Göremezse ligin son haftasında Erzurumspor yani o son maçları beklemeden gider. O yüzden şu anda kendi göbeklerini kendi kesecekler. İyi gidiyorlar. Bu kritik süreçte biraz daha psikolojik olarak ayakta kalmak zorundalar. Bugünkü gibi kırmızı kartlar çok basit görmemeliler. Çıkmaması demiyorum. Bugün kırmızı kartı net bir şekilde istedi gördü. Erzurumspor futbolcular bu baskıyı kaldırmalı, buna alışmalılar. Seyirci yok, bu ortamı iyi değerlendirmeliler. Erzurumspor tarafından bunu söyleyebilirim. Diğer kulüpleri sorduğunda da cevap vereyim. Erzurumspor'la ilgili o soruyu soracaktım, kırmızı kartı zaten değindin. Bu arada Erzurumspor son 5 maçta yenilmiyor. Diğer takımların da ya bir galibiyeti var ya hiç galibiyet yok. Mesela Başakşehir'in hiç galibiyeti yok. Diğer takımlarla ilgili de Ankaragücü ve Gençlerbirliği, iki köklü kulüp, iki başkent ekibinin düşme potasında olması üzücü tabii ki. Denizlispor'da da hoca değişikliğiyle böyle bir kıpırdanma oldu ama yeniden kayıplar başlamıştı. Yanılmıyorsam son 3 maçta yine bir galibiyeti, bir beraberliği var. Yönetimden de istifalar geldi akşam saatlerinde. 3 kişi istifa etti. Denizlispor iyiye gitmiyor. Yalçın Koşukavak hamlesi doğru muydu? Doğruydu. Yani şans vereceksiniz. Daha doğrusu şöyle söylemek gerekiyor. En baştan Prosineçki yanlış tercihti bana göre. Bence Yani de adam başlangıç. yabancı adam sevdasından yani şu yabancı sevdası bize zarar veriyor. Kulüpler bunu anlamıyor. Ama popülizm uğruna, taraftar çekme uğruna ve başka dengeleri düşünerek hareket etme adına olduğunda işler işte Denizspor'un düştüğü duruma düşünülüyor. Ankaragücü'nün durumu oluyor. Gençler Birliği'ne çok yazık. Yani İlhan Cavcav döneminde şampiyonluğa oynayan, daha sonrasında inanılmaz dönemler geçiren bu Gençler Birliği bugün
Neden bu halde? Yani buna da Cavcav ailesi şu an yönetimde olduğu için onlar net bir açıklama yapmak zorundalar. Yani o eski borçsuz Gençler Birliği kalmadı. Evet. Yani bir zamanlar UEFA'da falan adından söz ettiren bir Gençler Birliği vardı. Hatta UEFA'da o dönemde UEFA'nın o seneki şampiyonunu elenmişlerdi. Ve şu anda bu durumda olmaları üzücü. Ve İlhan Cavcav'ın sezonunun adı verildiği sezonda herhalde küme düşmüştü Gençler Birliği. Yine kümeye oynuyorlar. Bakalım ne olacak bundan sonraki süreçte. Onların da durumu pek iyi gözükmüyor. Peki Sen birincilik nasıl takip ediyor musun? görüyorsun mesela? Ben sana şimdi sorayım. Senin küme düşme adayların kimler? O, bugünkü oynanan futbolla soruyorum. Abi ben şu anda bana göre Başakşehir ciddi adaylardan birisi. Yani öyle Tamam. gözüküyor. Benim kocaman etkisi olduğunu bilmiyorum. Kayserispor bir kıpırdanma olduğu gibi ama ben çok gidişatının iyi olacağını düşünmüyorum. Denizlispor benim için üçüncü aday. Dördüncü aday da yine ya Ankara Gücü ya Gençler Birliği. Şu anki görüşüm o şekilde yani. Anladım. Birinci ligeye geçelim. Birinci ligi takip ediyor musun abi? Ya birinci lig takip edilmez mi ya? Avrupa'da hiçbir Yani ligde çok böyle bir kıyasıya bir heyecan yok. yarış var. Üstünde de altında da. Bir ara her hafta lider değişiyordu ve hani çok farklı takımlar yani 7-8 takımın böyle lider olduğu haftalar oldu ilk yarının sonlarına doğru. Özellikle o dönemler. Şu anda Giresunspor son 8 maçta 8 galibiyet aldı ve liderliği bırakmıyor. Giresunspor, İstanbulspor, Samsunspor ilk 3 sırada. Onun dışında da yine köklü camialar var. Yarışın içinde ciddi olan takımlar var. Önce şampiyonluk yarışından başlayalım. Valla şampiyonluk yarışı değişir. Giresunspor'un bu çıkışını takdir etmek gerekiyor. Büyük iş yapıyorlar. Çünkü Giresun daha önce bu seviyede hiç olmadı. Yani ilk 3'ü ilk 4'ü playoff'un içinde hep oldular ama şampiyonluk potasında olmamışlardı. Hakan Keleş de bunu başarırlarsa tarihi bir sezon olacak ama yol uzun. Onu bir kere söyleyelim. Altay çok iyi gidiyordu. Bir anda bir Bandırma mağlubiyetiyle liderliği kaybettiler. Ben şunu da söylemek istiyorum hani alt ligleri de teknik direktörüdür kendisi. Yücel İldiz'in gönderilmesi bence yanlıştı. Çok net bir şekilde yanlıştı. Bence de Efendim? erken oldu. 3 maçta göndermesi bana göre de çok erken oldu. Biraz önce Denizlispor için söylediğimiz o yanlış hamleler Altay yönetim de yanlış yaptı. Teknik adam değişikliği konusunda. Yücel İldiz her zaman sabredilir. Beklenilir. Tecrübesine güvenilirdi. Yanlış hatırlamıyorsam ya da yanlış olabilir düzelt beni lütfen. Osman Özköylü mü geldi? Bir ara Hikmet Karaman denildi ama en son Osman Özköylü geldi. Şimdi. Hikmet Hoca olsa da aynı şekilde olurdu. Yani Yücel İldiz etkisi olurdu. Ama şimdi Osman Özköylü ile şimdi İzmir'in havası başka. Altay'ın havası başkadır. Ben Osman Özköylü ile Altay'ın uyuşabileceğini sanmıyorum. Bir İzmirli olarak bunu söylemek isterim. Anladım. Peki Adana Demirspor için neler düşünüyorsun abi? Adana Demirspor'da çok ciddi bir hoca değişikliği oldu. Şimdi bir başkan bıraktım dedi. Sonra yeniden karar vereceğim, düşüneceğim dedi. Bakalım ne olacak? Ya Murat Sancak bırakamıyor, bırakamaz. Yönetimi başkanlığı bırakır ama Adana Demirspor'u bırakamaz. Yani şimdi söyleyeceğim şey belki tepki çekebilir ama keşke bıraksa. Oraya gerçekten Adana Demirsporlu birisinin, birilerinin gelmesi gerekiyor. Oradaki ben yönetimin doğru yönetim olduğunu düşünmüyorum. Oradaki işleyiş doğru değil bence. Menajer tarafından bahsediyorum bu konuda. Bu söylemek istediğim o. Adana Demirspor her zaman bir renk, kalite. 2009'du yanlış hatırlamıyorsam ya da ikisi 9 olması gerekiyor. Livorno'nun Adana'ya geldiği, o işçilerin gerçekten kardeş olduğu o dönemi, İtalya'nın Adana Demiri'yle olan Livorno buraya gelmişti. O Adana Demir yönetimi, yani o gün başta olanlar kimse, bugün de öyle bir Adana Demir yönetimi olması gerekiyor. Bence o zaman Adana Demir çok daha sağlam olacaktır, çok daha güçlü olacaktır, çok daha iddialı olacaktır. Hatta
Adana'daki Adana Demirliler de o zaman koşulsuz destekte bulunacaktır Mavi Şimşeklere. Abi çok kısa bir Süper Lig'e geri dönelim. Erzurum taraftarlar çok geziyorlar. Erzurumspor Şike kurban oldu. Düşünceniz nelerdir diye. Erzurumspor Şike mi kurban oldu Öyle yazmışlar ama. diyorlar. Yani ben o an bir maçı izliyordum. Çok tam hakim değilim Erzurumspor maçına ama sen izlediysen. Ya gün içindeki maçları canlı takip etme şansım olmadı. Hepsinin kısa özetlerine bakabildim. Kırmızı kart pozisyonuna denk gelmiştim. O yüzden biraz önce öyle net konuştum. Ama ben Erzurumspor'un bir şikeye kurban olduğunu düşünmüyorum. Erzurumspor'un şöyle bir kurbanlı olabilir. Geçen sezon şu anda sayıyı hatırlamıyorum ama beraber bir fikir jimnastiği yapalım. Kaç teknik direktör değiştirdi Erzurumspor geçen sene? 4 oldu herhalde. Dördü beşi var. Bu sene kaç oldu? 3. Evet 3 oldu. Aynen Mesut Bakkal 3. 3 oldu. Taraftarlar şikeye değil de kendi işlerine bakacaklar. Hüseyin Genç'ti galiba. Ya bundan önceki başkan, şimdiki başkan adını hatırlamıyorum. Ama biraz oraya dönmeleri gerekiyor. Şike ya da hakemlerin tavırlı, yanlı yönetiminin o devirlerin ben bittiğini düşünüyorum. Denizli Spor kendisine bakacak. Erzurumspor kendisine bakacak. Geçen sene bu takımlar ligde kaldığında futbolcularına teşekkür etmediler. Siyasete teşekkür ettiler. Bunu unutmasınlar. Yani şu an öğrendiğim kadarıyla Kayserispor'un eski futbolcusuymuş. İlk bir yarı Kayseri'de oynamış. Kırmızı kartı gören futbolcu. Sanıyorum onunla alakalı bir şike mevzusu var. Yani Evet, ben dediğim varsa da yazsın. gibi ya Kayseri yani şimdi şöyle diyelim o zaman yani eski oyuncusunu şey yapmakla kim şey yapacak? Şu anki Kayserispor yönetimi mi? O zaman Berna Gözbaşı yönetimine geliyor bu itham. Ben Berna Yani. Gözbaşı'nın böyle bir şeye değil girişmek yani düşüncesinin olduğu anda orada çok net bir şekilde tavrını koyacağını düşünüyorum. O yüzden böyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Berna Gözbaşı'nı da yakından değil ama geçen sene çok konuştuk. O pandemi döneminde ligde kalma döneminde yani federasyonun aldığı kararla ligde kalmadan bahsediyorum. O dönemleri biliyorum. O yüzden diyorum Berna Gözbaşı böyle bir şeye asla ve asla izin vermez. Anladım. Peki birinci lige geri dönelim abi. Samsunspor'la ilgili sorular geliyor. Samsunspor da çok ciddi bir yapılanma içerisine girdi. Yasin Öztekin'i vesaire transfer etti devre arasında. Güzel bir kadro kurdular. Ve iyi de gidiyorlar Ertuğrul Sağlam'la beraber. Bir Olay Ümraniyespor maçı oldu geçen hafta. İzlemişsindir mutlaka. Veya takip etmişsindir daha sonradan. O maçla ilgili de sorular geliyor. Hem ben Samsunspor genel olarak değerlendirmeni isteyeceğim. Hem de o maçla ilgili tekrarlanma sence olur mu? Yüksel Yıldırım başkanlığındaki Samsunspor benim şu anda Süper Lig'e gelme konusundaki bir numaralı favori. Ya yani ben Samsunspor'un sezon bittiğinde ilk ikide olacağını düşünüyorum. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ertuğrul Sağlam kendini göstermeye başladı. Takım oturmaya başladı. Son Bandırma maçını izleyenler ya da özete bakanlar şunu görmüş olabilir. Maç 3-1 bitti ama sezonun belki de en farklı galibiyetlerinden biri geliyordu. Samsunspor adına, ligin adına da onu söylemek gerekiyor. Samsunspor futbol oynamaya başladı. Yasin Öztekin transferi ve bir transfer daha var orada. Yine maliyet olarak biraz üstte olan, ismini şu an hatırlayamıyorum da Avrupa'dan gelen bir futbolcu vardı. Onlar Samsunspor'a değer katar. Niye transfer edildiklerini biliyorlar. Beklentinin ne olduğunu biliyorlar. Ertuğrul Sağlam şampiyonluk yaşamış bir isim. Doğal olarak da çok net bir şekilde futbolcuların kimyasını alt ligin zor olmasına rağmen nasıl şampiyon olması gerektiğini onlara söylemiştir. Samsunspor benim dediğim gibi 2-2'deki bir numaralı favorim. Ümraniye maçı yani konuşacak bir şey yok. Görüntüler ortada. Futbol oyun kuralları kitabını okuduğunuzda, okunulduğunda cevap belli. Ama federasyon yönetimi ne karar verecek bilmiyoruz. Çünkü hani federasyon kararlarını bilemiyoruz artık. O yüzden biz ne söylesek olmuyor. Bekleyeceğiz, göreceğiz.
Tekrar alması gerekiyor net bir şekilde. O zaman şunu söyleyeyim. Evet, önem aşağı oldu ki kurallara rağmen yani kararlar alınmadı. Beklentiler tabii ki o önde ama bakalım ne olacak yani. Ertuğrul Sağlam'la ilgili şunu söyleyeyim. Ertuğrul Abdikler'de Sağlam. yapılan TFF 2'ydi ya da 3'tü, tam hatırlayamıyorum, özür dilerim. Oyuncu değişiklikleri, yapılan itirazlar var. Takımların isimlerini de hatırlayamıyorum ama oralara bakıldığında zaten federasyonun o takımlarla ilgili verdikleri, o liglerde verdikleri kararı düşündüğümüzde Ümraniye Samsunspor maçının kararı da o yönde olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Ertuğrul Sağlam demişken Ertuğrul Sağlam da Süper Lig ve Birinci Lig'den teklifler gelmesine rağmen Samsunspor ikinci ligdeyken Samsunspor'un başına geldi. Ve ben bu takımı Süper Lig'e çıkaracağım dedi. İlk sezonunda ikinci ligden birinci lige çıkardı. Şimdi de ikinci sezonunda Süper Lig'e çıkmaya çok yakın. Yani çok yakın demeyeyim de en azından çok ciddi bir şekilde potada. Ben yolun açık olmasını düşünüyorum. Ertuğrul Sağlam bu ülkenin en iyi hocalarından biridir bana göre. Evet. Ertuğrul Sağlam'ın adı belki hani yeni dönemdekiler bilmeyebilir ama milli takım için de geçiyordu. Öyle bir isimden bahsediyoruz. Ertuğrul Sağlam futbolu sonuna kadar bilen, yaşamış bir isim. Zaten Samsunspor'un projesinde Ertuğrul Sağlam'ın yeri çok fazla. Yüksel Yıldırım Samsunspor'u başkanlığına geldiğinde zaten bir projeyle gitti Ertuğrul Sağlam'a. O projede şu an devam ediyor. Ben dediğim gibi yolda birkaç kaza olabilir ama sonunda Samsunspor'un hak ettiği yer diyorum. Samsunspor'un Süper Lig'de olmasını her zaman isterim. Hak ettiği yerde olacağını düşünüyorum. Alt sıralar için ne düşünüyorsun abi? Çok hayalperest Eskişehirliler dışında Eskişehirliler bile kabullenmiştir ki bence. Eskişehirspor küme düştü gibi gözüküyor. Onun dışındaki iki... Şehre yazık oluyor. Başka denilebilecek bir şey yok. Ama şu anda hani orada Eskişehir kim var potada hızlı şöyle düşündüğümde. Mesela ben onlara gelmeden önce birinci ligde bu sene bir takım öne çıkarmak istiyorum. Çok net bir şekilde Bandırma Spor. Alt ligden şampiyon olarak geldi. Evet. Bu liglerde bu sene yani şampiyon olup da oynadığı sezonda ligde kalmak zordur. Hatta ligin ilk yarısını son 2'de 3'te geçiren takım sayısı çok fazladır. Bandırma Spor gibi birkaç istisna vardır. İlk 10'un içinde yer alan, 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan, bu önemli. Orada Serdar Bozkurt'la devam edilmesi bence hataydı. Geç oldu. O hatadan döndüler. Yine o ligi çok iyi bilen Erkan Sözeri ile anlaştılar. Burada Onur Göçmez başkanlığındaki Bandırma'nın hakkını vermek gerekiyor. Çok iyi bir iş adamı. O iş adamlığını da futbolda kendi kurallarıyla kastım şu. Başka takımlar 5 verirken hak edilen olmamasına rağmen ben o parayı vermem dedi. Biz de oynayabilecek, oynamasını istediğimiz kişilerin de değeri budur dedi. O politikasından vazgeçmedi. Vazgeçmediği için de kazandı. Bandırma Spor'u bu açıdan tebrik etmek gerekiyor. İşi bilen bir başkanları var. Böyle devam eder diye düşünüyorum. Alt sıralardaki takımlar hani kimin küme düşeceğini söylemek orada zor. Eskişehirspor dışında. Onu belirtelim. Uzun bir fikstür var. Bugün kaybetti Altın Ordu'ya. O kritik bir maçtı. Altta kalmak, üste çıkmak adına Boluspor belki o sıkıntıyı yaşayabilir ilerleyen haftalarda. Altın Ordu bu evlatlığı, bu toprakların evlatları 100. yılında Süper Lig'de olur mu? Altın Ordu camiası herkes onu istiyor. Futbola gönül veren herkes de ister. Onu da söylemek gerekiyor. Ama onun dediğim gibi Eskişehirspor dışında hani kimin ligden düşeceğini söylemek zor bence. Abi Wi-Fi üzerinden mi bağlantı yapıyorsun? 4.5G üzerinden mi? Onu sorayım önce. Kendi Wi-Fi'mden yapıyorum. Bazen yayın gidip geliyor da 4.5G'ye geçersen daha sağlıklı bir yayın olacak. Tamam, bir saniye. Bu arada çekişi soran seyircilerimiz olmuş. Onları hemen hatırlatalım. Yayın bittikten sonra.
Gece 12 olmadan o süreçte çekilişi açıklayacağız. İrfan Can Kahve çekilişini soruyorsunuz sanıyorum. Onu bu akşam açıklayacağız gece 12 olmadan. Onun akabinde de İstanbulspor ve birçok takımla ilgili forma çekilişlerimiz olacak. Bugün onlardan birini başlayacağız. Evet, şu an sesin geliyor mu abi? Deneme yapabilir misin? Duyabiliyor musunuz? Wi-Fi Tamam. kapattım. 4,5G'deyim. Tamam. Şu an oldu abi. Eyvallah. Evet. Birincilikte bana göre Eskişehirspor dışında şu andaki görüntüye bakılacak olursa ben Boluspor'u ciddi bir şu anda hatta 3 üç, üç, üç sıra üstünde herhalde. Ona rağmen ben Boluspor'u ikinci aday olarak görüyorum. Onun dışında Menemen biraz sıkıntılı gibi gözüküyor. Ama hiç de belli olmuyor birincilik biliyorsunuz. Birçok takım yani düştü denilen birçok takım transfer yasağını kaldırdı ve ciddi transferler yaptılar. Ve Akhisarspor başta olmak üzere de ciddi bir çıkış içine geçtiler. Şimdi birincilikte de konuştuk abi. Ben şimdi şunu soracağım. Yüceliz Altay'ı konuşurken şey dedin hani çok erken bir ayrılık oldu dedin. Bununla ilgili ben bir sana soru soracağım. Şimdi bir teknik direktör bir sezon içinde üçüncü farklı takımı çalıştıramıyor. Bana göre aynı takımlar için de geçerli olması lazım. Yani bu kadar çok teknik direktör değiştirilmemesi lazım. Mesela Tuzla Spor geçen sene şampiyon oldu Taner Taşkın'la. Üç kere mağlup oldu Tuzla Spor, Taner Taşkın gönderildi. Yani bence bunlar veya işte Altay'da Yüceliz 3 mağlubiyetle gönderildi. Çok erken değişiklikler oluyor. Eğer bu kural olursa bence bu kadar erken değişiklikler de olmaz. Senin fikrin nedir abi? Kural 3 değil, 2 olmalı. Yani 3'e herkes gidiyor ve ben 3'e de yaparım diyor. En baştan bu kuralı değiştirmek gerekiyor. O kural 2 ile sınırlanmalı. 2 olduğunda hiçbir kulüp yönetimi buna cesaret edemeyecektir. Yani 3. kurşunu atarım diyor ama 3. kurşun daha sonrasında onlara çok kötü şekilde geri dönüyor. Bunun yıllarca örneklerini yaşadık. O kulüpler toparlanamadı. Yani en basitinden Adana Demirspor'u söyleyelim. Adana Spor'u söyleyelim işte. Yani durumları ortada. Yani o değişiklik de olmuyor. Değişik yani değişiklik yaptığınızda teknik direktör değil bir zihniyeti değiştirmek gerekiyor. Kulüp yönetimleri için de federasyon ligine bir değer veriyorsa o değeri daha net bir şekilde göstermek zorunda. Hani 3 yapıp ben kulüplerimin yanındayım, kulüplerim hakkını koruyorum dememesi gerekiyor. Aksine zarar veriyor. Bu benim yıllardır savunduğum bir görüştür. 2 ile sınırlanmalı bu olay. 3'ün ucu açık oluyor. O zaman da hatalar silsilesi fazla oluyor. Destekçiler üzülüyor. Para veren başkanlar da başka işlere giriyor. Peki. Biraz da yayıncılıkla ilgili sorular sorayım abi. Öncelikle yayınlar nasıl gidiyor? Fatih Altaylı'yla yayın yapmanın artıları eksileri nelerdir? Fatih Bey, Fatih Altaylı Türkiye'nin yani gerçek gazetecilerinden. Her program benim için çok büyük tecrübe. Yani her program, her konu öyle söyleyelim. Hiçbir zaman ne söyleyeceğini önceden yani tahmin etmek zaten öyle bir şey yok. Kestiremiyorsunuz. Yayın o yüzden çok benim için zor demeyeceğim ama böyle fırtınalı geçiyor. Söylediğini doğru şekilde cevap vermek zorundayım. Yönlendirme yapmamak zorundayım. Ki yönlendiremem asla öyle bir şey olamaz. Ama çok zor oluyor. Çok keyifli oluyor. Bunu söylemek gerekir. Kısmet oldu. Fatih Bey de tercih etti. O tercihine saygı duydum. Bugüne kadar da geldik. Umarız böyle devam eder. Galatasaraylılığı ortada. Ama hani Galatasaraylı ortada derken şunu da söylemek gerekiyor. Adalet istiyor. Galatasaray'a da adalet istiyor. Başka takımlara da adalet istiyor. Kendi yönetimini bu kadar eleştiren birisini bulamazsınız Türkiye'de. Yani sevdiğini de net bir şekilde söylüyor. Seviyorum diyor. Sevmediğini de net bir şekilde söylüyor. Türkiye'de bu kutupları dengeleyici hale getirmek zor. Altaylı bunlardan bir tanesi. Yani Fatih Bey'le ilgili daha fazla bir şey söyleyemem. Yayınları izlesinler. Orada görürler her şeyi. Evet, hatırlatmakta fayda var. Bloomberg HT'de yayınlanıyor herhalde.
Spor saati ayında. Bloomberg HT'de pazartesi akşamları 23.10'da başlıyor. O yarıma kadar da 0.25 ya da 0.27.30 diyelim. Oraya kadar gidiyor. Bazen tabii arkamızda çukur olduğundan sohbette keyifli hale geldiğinde biz devam ediyoruz. Pazartesileri yorucu ama yorulmaya değiyor, öyle söyleyeyim. Buradan Futbol Anadolu'dan bunu takip edenler varsa bizi takip etsinler. Bilmeyenler yarından itibaren onları da bekleriz senin aracılığınla. Tabii ki. Bunu da duyurmuş olalım. Abi bizi izleyenler arasında muhtemelen spor spikerliği veya spor sunuculuğu ile ilgili hayalleri olanlar vardır. Ben de radyo sinema bölümü okudum ve seninle beraber staj yaptım. Şu anda başlamak isteyen veya okumak isteyen bu bölümü gençlerimize neler söylemek istersin? Ne önerilerin olur? Sana söylediklerini Nasıl? yayında söyleyeyim mi? Efendim? Sana birebir de yüzüne söylediklerimi yayında da söyleyeyim Olabilir. mi? Can, yani ben üniversite tercihlerimde bilinçliydim. 99 girişliyim. Radyo, televizyon, sinema ve gazetecilik yazmıştım sadece. Üniversiteye gireyim, sonrasında bir yıl sonra başka bir yere geçerim demedim. Liseyle beraber hani medyada olmak istediğimi anladım. Evet, hani bu şey olarak söylemiyorum ki, zaten sevmem öyle bir şeyi. Bir sesim var diyelim, hani onu kullan. Bildiğimi düşünüyorum. Abi Bunları sesim var dedin. Dinle abi. Sesim var dedin, ondan sonrası gelmedi bana. Oradan tekrar alabilir miyiz? sesim varla ilgili şunu söyleyeyim, hani ses tonum anlamında. Daha sonrasında bunu eğitimle bir yere getirdim. Diksiyonla, artikülasyonla, çalıştığım kurumlarda kişilerin bana kattıklarıyla. Onu söyleyeyim. Sonrasında da dediğim gibi çok çalıştım, çok çabaladım. Stajımı ayarlamak için canımı dişime kattım. Staja girdiğimde orada kalmak için burada, yani diğer o dönemki arkadaşlarıma değil, bu genel anlamda söylüyorum. Hani sabah 9, akşam 6 çıkan bir stajyer olmamıştım. Kalmak istediğimi söyledim. Kaldığım daha neler yapabileceğimi göstermek istemiştim. Bizim dönem zor dönemdi. Ben bugün yani hak ettiğim yerde olduğumu düşünüyorum. Hayatımda bir torpil almadım. Başka bir şekilde desteklenmedim. İşimle buradayım. Ama maalesef artık işler öyle değil. Onu net bir şekilde söylemek gerekiyor. Biraz önce hani sana yüzüne söylediklerimi burada söyleyeyim mi dediklerim şunlardır. Şu anda şöyle yapalım. Sen benim kardeşim olsan, desen abi ben radyo, televizyon, sinema okumak istiyorum. Yazdırmam. Çok net bir şekilde yazdırmam. Yani ilişkimiz ne halde Evet. bilmiyorum ama artık buna gerek yok. Radyo, televizyon, yani medyayı ben televizyon, ana medya üzerinden söylüyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Sana radyo, televizyon, sinema yerine çok daha geçer akçe olan başka bir bölüm tercih ettirip buradan dijital medyaya, sosyal medyaya, içerik üretimine yönlenmeni isterim. Şu andaki arkadaşlarımız tabii ki çok, hani hala hayali olanlar mutlaka vardır. Onları kırmak istemiyorum ama sadece ben medyanın bugünkü gerçekçiliğini söylüyorum. Gerçek halini söylüyorum. Bunu bilsinler. Eskiden çok daha zor. Onu söyleyeyim. Bugün ne yapsınlar? Medya, dediğim gibi, dijitale, sosyale, içerik üretimine yönelsinler. Bu çünkü yani bir 3 yıl 5 yıl demeyeceğim. Gün geçtikçe oranın artık çok daha işler hale geldiğini görüyoruz, biliyoruz. Ki senin şu an yaptığın, içinde bulunduğun platform o da onun örneklerinden bir tanesi. Ben dediğim gibi bu konuda ben hani 2015-2016'dan sonra bize gelen stajyer arkadaşlarına hep söyledim. Bana çok kızanlar oldu. Niye hevesimi kırıyorsun diyenler oldu.
Gerçekçi bir insanım. Dediğim gibi sana da söylemiştim bunu. Olay bu. Ha, ben kabul ediyorum her şeyi. Cefayı çekerim. Sürünürüm diyenler varsa medya onları bekliyor. Herkesin yolu açık olsun. Peki, senin için televizyonculuğun zor yanları, en zor yanları nelerdir? Böyle bir soru Ağzından sormuştum. çıkacak bir Biliyorsun. kelime seni her yere getirebiliyor. O sırada bir dil sürçmesi anlaşılabilir ama böyle doğru ifade edemediğin anda kendini yarının yok. Özellikle bu dönemde çok çalışmak, çok bakmak, çok okumak gerekiyor. Hele şu dönemde yani çarpı 2, çarpı 4, çarpı 10 yapmak gerekiyor her şeyi. Birçok şeye yetişemediğimi düşündüğümde yani saatler uzuyor, geceler olmuyor, sabahlara kadar yapıyorsun. Bu belki öyle şey gelecek ama hani bu iş böyle. Şimdi bugün Türkiye Ligi değil, Avrupa'dan da birçok maç vardı. Mesela Liverpool City maçı. Canlı izleyemedim, kaydettim, gece izleyeceğim. Bunun gibi şeyler, bunlar çok zor. Yani bir dakikayı bile kaçırmamak gerekiyor. O bir dakikayı kaçırdığın anda işte biraz önce sorduğun sorunun zorlukları başlıyor. Yani yayın olmuyor, kendini doğru ifade edemiyorsun. Konuklu yayın olduğunda orada bilmediğin çok ortaya çıkıyor, sırıtıp kalırsın. Bu gibi durumlar ve Habertürk üzerinden konuşacak olursak Türkiye'nin en büyük medyalarından bir tanesi. Orada kendini çok iyi bilmek gerekiyor, çok iyi hazırlamak gerekiyor. Yayında, yayın dışında, editoryal anlamda zor. Ama bu zoru seviyorum. Zorluk hoşuma gidiyor. Bazen baskı, stres daha canlı tutuyor. Şu an öyle bir dönemdeyiz. Ama zor bir dönem. Onu da belirtmek gerekiyor. Canlı Katılıyorum abi. yayınlar. Hani tam soruna cevap şöyle olacak. Ben biraz daha genelleme yaptım. Özellikle maç sonu, maç önü yayınları Türkiye'de sıkıntılı işlerdir. Herkesi memnun edemezsin ki öyle bir şey içinde değilim. O yüzden de canlı yayında söylenecek her kelime sana geri dönüyor. İyi kötü. Buradan da mutlaka bize bir şeyler çıkaracaklar vardır. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ama çok zor. Yayıncılık çok zor. Zorlaşıyor günden güne. Dediğim gibi o 5 dakikalık yayınla 1,5 saatlik yayın hiç farkı yok. 5 dakikalık yayın inan 1,5 saatlik yayından daha zor. 5 dakika içinde birçok şeyi vermek zorundasın. O yüzden de her yayını bilmek zorundasın. Bilmiyorum. Dışarıdan artık izleyicilere bırakmak gerekiyor bu takdiri. Abi bir de şey soracağım. Spor basını ile ilgili soracağım. Spor basınında senin yanlış gördüğün hususlar nelerdir? Spor basınında yanlış gördüğüm hususlar hani yani doğrularımız da var, yanlışlarımız da var. Yani şöyle olması gerekiyor dediğin neler olabilir? Var mı böyle bir düşünce? Daha çok kişilere şans verilmeli. Belli kişiler etrafında dönmemeli. Bir zümreye ait olunmamalı. Eşitlikçi olunmalı. Kadın erkek eşitliği de dahil buna ki en başında dahil. Bunları değiştirmek zor. Bizim değiştirebileceğimiz şeyler değil. Biz o yetkide değiliz. Ama değiştirebilecek gücüm olsa neyi değiştirirdim sorusuna şöyle bir cevap vereyim. Medyada çok üst düzey bir yönetici olsam. Türkiye'de sporun kıymeti bilinmiyor. TRT Spor var, TRT Spor 2 var. Haber kanallarında sporun yeri daha fazla olmalı. NTV'nin 2000'li yılların başında yaptığı hafta sonu kuşakları olmalı. NTV Spor gibi bir içerik mutlaka olmalı. Elimde böyle bir güç olsa mutlaka
Hani NTV Spor, herkesin bildiği şeyi söylüyorum. Hafta sonu kuşağı, 7 gün spor bizim dönemimizin isimleriydi. Bunları yapmak gerekir. Spor önemli. Spor çok değerli. İnsanları kutuplaştırmadan uzaklaştırır. Bunu söyleyeyim, hani taraftarlar kutuplaşmıyor. Kutuplaşıyor ama sporun birleştirici tarafı çok fazla. Elimde olsa dediğim gibi, yani şu an Habertürk üzerinde söyleyeyim. Böyle bir durum olsaydı Habertürk'teki spor kuşaklarının, spor saatinin, spor yayınlarının daha fazla olmasını isterdim. Bir yerde de böyle bir yöneticilik durumu olduğundan daha güçlü anlamda söylüyorum. Bunu yapmaya çalışırdım çok net bir şekilde. Futbol %50 mutlaka olacak ama o diğer branşlarda hak ettiği yeri almalı. Öyle bir yayın politikası yapardım, bunu söyleyeyim.